sonra bu ülkeyi bırakmayacağız. Biz bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadele ediyoruz dostlarımızla. Bugün Kadıköy'de Türkiye'nin değişik renkleri, değişik halkları, inançları, demokrasi sevdalıları, laiklik sevdaları bir aradayız. Biz diyoruz ki bu ülkeyi herkesin kendi dilini, kendi inancını, kendi rengini, kendi fikrini rahatlıkla özgürce ifade edebileceği, yaşayabileceği bir çiçek tarlasına dönüştürmek istiyoruz. Devlet bir inancı bize dayatamaz. Biz devlete diyoruz ki eğer senin anayasanda laik, sosyal hukuk devleti yazıyorsa laik olma, laiklik gibi davran. Devlet laik ol diyoruz. Diyoruz ki elini inancımızdan çek. Devlet okullarında sadece ve sadece bir inancı bize dayatamasın. Senin görevin bizim inancımızı takip etmek ya da tanımlamak değil. Haddini bil diyoruz. Haddini bil diyoruz. Haddini bil diyoruz. Biz Alevi kurumları olarak sadece İstanbul Kadıköy'de bir araya gelmeyeceğiz. Bunu Türkiye'nin değişik noktalarında, bölgelerinde yine dostlarımızla bir arada olmak için alanları boş bırakmamak adına bu inkarcı, tekçi anlayışı iktidarda indirene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ve biz bugün burada, dün akşam sosyal medyada Alevileri bölücü olarak ilan edenler, bazı Alevi kurumlarının bu mitinge gelmemesi için her türlü kumpası kuranlara rağmen bugün kendi genel merkezinin o engelini açıp buraya gelen Cem Vakfı temsilcileri ve şube başkanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bizim tek derdimiz var. Biz ismimiz farklı olsa da hepimiz Alevi kurumuyuz. Biz Alevi kurumlarının birlikte mücadele etmesini istiyoruz. Biz Alevi kurumlarının birlik olmasını istiyoruz. Birileri aynı AKP iktidarı gibi yaptığı gibi kendi Alevisini, kendi kültünü, kendi öğretmenini, kendi jandarmasını, kendi polisini yaratmaya çalışan AKP kendi Alevisini de yaratmaya çalışıyor. Ülkeyi yöneten ve milyonları açlığa, sefalete, işsizliğe mahkum edenlere, toplumu kutuplaştıranlara, halkı ayrıştıranlara, inkarcılara, asimilasyonculara karşı bugün burada hep birlikte itiraz ediyoruz. Çerağlarımızı uyandırıp topluma ışık tutuyoruz. Birliği, beraberliği, kardeşliği, barışı aykırıyoruz. İnancından, kimliğinden, cinsel yöneliminden ve politik görüşünden dolayı ötekileştirenler olarak AKP-MHP hükümetinin tekçi ve inkarcı siyasal iktidarın baskılarına boyun eğmiyor ve karanlığa teslim olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Omuz omuzdayız. Zulmün, zorbalığın, gericiliğin, şeriatçı politikaların faşizmin tam karşısındayız. Faşizmin tam karşısındayız canlar. AKP ve ırkçı faşist ortaklarının tekçi, dayatmacı, yobaz ve inkarcı politikalarını ancak ve ancak omuz omuza vererek durdurabiliriz. Ülkemizi karanlığa sürükleyen bu anlayışa karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemeği Başkanlığı kurarak dedelerimize maaş adı altında rüşvet teklif ediyorlar, rüşvet. Hükümetin asimilasyon üssü haline gelen bu başkanlığı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Devletin Alevisi olmayacağız. Dedelerimizi hükümetin memurları yapmayacağız. Retçi, inkarcı ve asimilasyoncu politikalarınızı, gerici, ırkçı, tekçi, dinci eğitim sisteminizi kabul etmiyoruz. Ve hep birlikte
bu saldırılarınızı püskürteceğiz. Laik, demokratik, bilimsel, parasız ve ana dilinde eğitim mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımıza zulmediyorsunuz. Zorunlu din derslerini kaldırın. Ülkemizin ve halkımızın alın terlerini, rızalıklarını almadan dini kurumlara, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, cemaatlere ve tarikatlara aktarıyorsunuz. Bilimin ve aydınlanmanın önünde en önemli engel haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldırın. Alevilerden gasp ettiğiniz dergahlarımızı, vakıflarımızı, ibadethanelerimizi gerçek sahipleri olan Alevilere teslim edin. Bu utanç artık size yeter. Madımak Oteli'ni utanç müzesi haline dönüştürün ve tüm katliamlarla yüzleşin. Cem ibadetimiz, cem evleri ibadethanemizdir. Nokta. Cem evlerimizi ve inancımızı anayasal güvence altına alın. Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığı'nı derhal feshedin. Yıllardır mücadele ettiğimiz ve en önemli talebimiz olan eşit yurttaşlık hakkı talebimizi bir kez daha aykırıyoruz. Hükümeti Türkiye'nin imzaladığı İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı yasa başta olmak üzere bütün uluslararası sözleşmelere uymaya, kanunlara uymaya ve uygulamaya meclisine imzasının arkasında durmaya davet ediyoruz. Değerli canlar, AKP-MHP ortaklığının zulmünü saymakla bitiremeyiz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Zalime biat etmeyeceğiz. Hak ve hakikat mücadelemizden, laik demokratik cumhuriyet idealimizden vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetin birinci yüzyılında ötekileştirilmiş bütün haklar olarak bir araya gelip omuz omuza mücadele edecek ve bu ülkeyi hep birlikte özgürleştireceğiz. Bugün bu meydanda bunu bir kez daha ilan ediyoruz. Kurtuluş kendi kollarımızdadır. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır ama umudumuz sonsuzdur. Hepimize kolay gelsin. Bozatlı Hızır hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Unutmayın yoldaşlar ve inanın biz kazanacağız. Er ya da geç ama mutlaka biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Sadık olanlar hep bir gün atan geçer. Düşmüşüm cemhanesine, ben ağlarım zar zar. Başla düşenler, laneler, hırkayla taştan geçer. Birim rahi görse eğer,